İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Haftalık Dergisi Vesten Armenia'nın 47. sayısı yayımlandı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü'nün haftalık basın açıklaması. İsrail'in son haftalarda Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 1000'den fazla insan öldürüldü. Aramaz, Ermeni mitolojisinde babalık ve güç sembolü. Batı Ermenistan'ın evlatları Dikran Bedrosyan, Hajak Srekanyan, Gesi'nin Surp Minas Manastırı. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Armenia TV'yi destekleyelim. Haftalık Batı Ermenistan gazetesi Vesten Armenia'nın 47. sayısı yayımlandı. Yeni sayının kapağında Ditsuhi Kraliçe Anahit'in heykeli yer alıyor. Batı Ermenistan'daki Anahit kültü çok eski zamanlardan beri başlamış ve annelik kültüyle yakından bağlantılıydı. Erken dönemde aynı zamanda Ermeni etnosunda savaş tanrıçasıydı. Ona Altın Anne, Besleyici Anne, Yüce Hanım, Altın Parmak adını verdiler. Anahit insanları besleyen, ayakta tutan ve yücelten tanrıça, sağduyu ve nezaketin annesi olarak kabul edildi. Yeni sayıda aşağıdaki konularla tanışabilirsiniz. Batı Ermenistan hükümetinin temsilcileri, Doğu Ermenistan Tarih Müzesi'nde Ana Ditsuhi Anahit'ten Maryam'a, Uluslararası Sergi 15 Eylül'de Anahit Ditsuhi Kraliçe Kültü adlı bilimsel konferans düzenlendi. Ermenistan Devlet Federasyonu'nun kurulması ve uluslararası turnuvalara katılım planları, Batı Ermenistan hükümet üyelerinin Artsakh Ermenileriyle görüşmesi, Arman Grigoryan, Batı Ermenistan 2024 okçuluk töreni, haftalık Vesten Armenia gazetesinin Ermenice, İngilizce, Fransızca ve Türkçe versiyonlarını PDF formatında aşağıdan indirebilirsiniz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Armen Hysakyan'ın haftalık basın açıklaması 6 Ekim'de gerçekleşti. Sözcü, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan'ın Gomidas madalyasının öneminden bahsettiği Batı Ermenistan hükümeti oturumuna değindi. Sözcü, Fransa'nın Aix-en-Provence kentinde düzenlenen ve Batı Ermenistan'ın ve tüm Ermenilerin geleceğine ithaf edilen konsere ve tartışma formuna değindi. Tartışma formuna Batı Ermenistan Ermenilerinin çıkarlarını Birleşmiş Milletler'de temsil eden ve savunan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan da katıldı. Sözcü Sahakyan ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan'ın Ermeni vatandaşların haklarından bahsettiği ve Ermeni vatandaşların güven yetkisine vurgu yaptığı ve bunun ancak Batı Ermenistan vatandaşı olunması durumunda mümkün olabileceğini vurguladığı konuşmasına da değindi. Ulusal Konsey Başkanı, Batı Ermenistan vatandaşlığının Birleşmiş Milletler ve yerli halkların hakları bildirgesi tarafından tanındığını bir kez daha vurguladı. Abrahamyan, bugün yeniden örgütlenmemiz ve haklarımızı savunmamız için gereken gücü gösterdikleri ilk Artsakh Savaşı'na değindi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan, hiçbir zaman Azerbaycan'ın parçası olmayan ve olmayacak olan kurtarılmış topraklarda Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin yeniden kurulduğunu vurguladı ve şunları ekledi. Milli kimliğimize ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak, birlik ve mücadele ruhuyla tüm zorluklara göğüs germek zorundayız. İsrail, Beyrut'un yoğun nüfuslu güney banliyösüne, uluslararası havaalanı çevresi de dahil olmak üzere ağır hava saldırıları düzenledi. Ajans France Presse haber ajansının Hizbullah'a yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre İsrail ordusu Lübnan'ın başkentine art arda 11 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı bugüne kadarki en şiddetli saldırı olarak kabul ediliyor. İsrail medyası saldırıların hedefinin üst düzey Hizbullah lideri ve geçen hafta İsrail saldırısında öldürülen Hasan Nasrallah'ın olası halefi Haşim Safiyettin olduğunu bildirdi. İsrail ve Lübnanlı gruplar
Olayla ilgili henüz yorumda bulunmadı. Aramaz, Ermeni mitolojisinde babalığın ve gücün sembolüdür, ancak onun yüce tanrı olduğu iddiası yanlıştır. Ermeni sistemi benzersizdir çünkü ana veya ikincil tanrılar arasında bir ayrım yoktur. Tek bir yaratıcı vardır ve yaratıklar onun niteliklerinin somutlaşmış halidir. Ermeni değer sistemini taşıyan her baba Aramaz'ı yüceltir, onun niteliklerini kendinde uyandırmaya çalışır. Ailenin koruyucusu ve lideri, adil, aile değerlerine bağlı ve çocukları için ideal bir baba olmak için çabalar. Ermeni kralları ve prensleri de aynı mantıkla hareket ediyor, halklarını kendi çocukları gibi görüyorlardı. Onlar Aramaz'ın örneklediği gibi yüksek ahlak ve asalet sıfatlarını koruyarak halkın korunmasını ve liderliğini omuzlarına yüklediler. Aramaz, adaletli, sadık olmaya çalışan, ailesini ve halkını korumaya çalışan Ermeni kralları ve babaları için bir mükemmellikti. Bugün milletimiz ne yazık ki güçlenmemiz için önemli olan Aramaz değerlerini taşıyan asaletten yoksundur. Milletimizin bilge önderleri olan atalarımıza ve Aramaz'da hamdolsun. Vatan millet sağ olsun. Dikran Bedrosyan ya da diğer adıyla Demir Dikran, olağanüstü savunma stiliyle tanınan ve 1963 ve 1966 olmak üzere iki kez dünya şampiyonu olan ünlü bir satranç oyuncusuydu. Gösterişli değil, sabırlı ve metodik oyunuyla ünlendi. Tarihteki ilk Ermeni dünya şampiyonu olarak Ermenistan'da satrancın yaygınlaşmasında büyük rol oynadı. Petrosyan, Tiflis'te iflas etmiş bir Ermeni ailesinde doğdu. Çocukluğundan beri satranç oynamayı seviyordu. Yeteneklerini geliştirerek daha iyi rakipler bulmak ve oyun tarzını geliştirmek için Moskova'ya taşındı. Surp Minas Manastırı, Batı Ermenistan'ın Karin, Erzurum şehrinin 9 kilometre batısında tarihi Ges köyünde bulunmaktadır. 1915 yılı itibariyle Ges köyünde 1103 Ermeni ve 170 Müslüman yaşamaktaydı. Köyde ayrıca 100 öğrencinin eğitim gördüğü bir okul vardı. Ortadaki Surp Minas Manastırı 1790 yılında inşa edilmiştir. Ancak manastırın duvarlarına gömülü olan ve üzerine 1740 yılı kazınmış olan haçkarlardan yola çıkılarak 1790 yılında inşa edilen manastırın eski bir binanın yerine aldığı sonucuna varılabilir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Armenya TV, ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam etmektedir. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi tanıtımını yapmıyor, ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğini, siyasi ve diğer bağlamlarla ayrıca çeşitli konuları gündeme getiren haberleri yayınlıyor. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu, tarihimizi, kültürümüzü ve kimliğimizi korumayı ve yaygınlaştırmayı amaçlayan haftalık Batı Ermenistan gazetesini yayınlayarak en önemli başarılarından birini kaydetti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümet, millet meclisi ve diğer yapıların siyasi geçiş sürecini de şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Değerli hemşerilerimiz ve siz sevgili soydaşlarımız, sizlerin desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.